Merhabalar. Balina videomuzun devamıyla karşınızdayız. Şimdi bu su fışkırtan boru kısmını öreceğiz. Ben beyazla ördüm. Hemen bunları kenara alalım. Sihirli halkayla başlıyorum. İçine 4 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4. Kapatıyorum. İkinci sırada sık iğne sayımı 8'e çıkaracağım. Bunun için de her sık iğneye 2 tane batıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi 48 tane sık iğne öreceğiz. Sonra da boru kısmını bitirmiş olacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şu kısmı da içine saklayalım. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48. Bitti. Yanındakine batıyorum. Bir tane ilmek kaydırmayla kapatıyorum. Bir tane de zincir çekip sıkıladım. Dikiş payı bırakarak kesiyorum. Bu fıskiye kısmı da tamamlandı. Şimdi geldik koluna. Şöyle göstereyim. Şunu öreceğiz. Şu minik kolu. Şöyle göstereyim. Hemen başlayalım, onu da örelim. Sihirli halkamın içine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. Şöyle kapatıyorum. İkinci sırada 10 tane sık iğne yapabilmek için her ilmeğe 2 tane batıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi 15'e çıkacağım. 1 ör, 1 arttır yapacağım. 1 ör, 1 arttır. 6. 1 ör, 1 arttır. 9. 1 ör, 1 arttır. 12. 1 ör, 1 arttır. 15. Şimdi
15 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu sırayla tamamladık. Şimdi 12'ye düşürmem gerekiyor. Bunun için de 1, 2, 3 sık iğne örüp bir tane kesme yapacağım. 1, 2, 3 tane tekli sık iğne örüp bir tane kesme yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane tekli sık iğne ördüm. Bir tane kesme yaptım. Şimdi 9'a ineceğiz. 1, 2 tane ördüm. Bir tane kesme yaptım. Tekrar 1, 2 tane tek sık iğne ördüm. Bir tane kesme yapıyorum. 1, 2 tane tek ördüm. Bir tane kesme yaptım. 9'a ulaştım. Şöyle kapatmak istiyorum ben. Onun için iki ucu yan yana getireceğim ve bir önden bir arkadan alarak kapatacağım. Sık iğne yapacağım. Bir önden bir arkadan alıyorum. Bir önden bir arkadan alıyorum. Şöyle kapattım. Bir tane yine zincir çekip sıkılıyorum ve dikiş payı bırakarak şöyle kesiyorum. Kollarımız da tamamlandı. Geldik bu kuyruk kısmına. Onu da göstereyim. Aynı parçadan iki tane örüp devamını birleştirerek öreceğiz. Şimdi yine her zamanki başlangıcımız halkamızı yaptık. İçine 5 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5. Kapattım. İkinci sırada ona çıkabilmek için yine her sık iğneye 2 tane batıyorum. 1, 2, yanındakine geçtim. 3 ve 4. Diğerine 5 ve 6. Yanındaki 7 ve 8. Bir sonraki 9 ve 10. Şimdi tekrar 15'e çıkmak için bir ör, bir artır yapacağım. Sıra başına kadar tekrar edelim. Sıramızı tamamladık. Şimdi 45 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dört, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. Şimdi bu sırada 2 3 ör bir kes yapıp 12'ye düşüreceğim. 1 2 3 tane ördüm. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. 1 2 3 tane ördüm. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. Tekrar 1 2 3 ördüm. Ve tekrar bir kesme işlemi yapıyorum. 12'ye düşürdüm. Şimdiki sırada 8'e düşmek için. 1 ör 1 kes yapacağım. 1 tane örüyorum, 1 tane kesiyorum. 8'e ulaşmış oluyorum. Normalde ilk kuyruğun birinci kısmını örerken burada kapatıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi yanındaki ilmeğe batıyorum ve kesiyorum. İçine ipini sakladım. Bundan tekrar bir tane daha öreceksiniz. Aynısını. Kuyruk kısmını tekrar baştan tekrar edip bu 8 ilmeği tamamlayacaksınız en sonki sırada. Sonra da bunu şimdi birleştireceğiz artık. Şöyle yanındakine geldim. Herhangi bir yerinden batıyorum ve ilmek kaydırmayla birleştirdim. Ve bu sırayı çevreliyorum. Hemen yanındakine batıyorum tekrar. Sonuncuyu da ördüm. Şöyle ikisini birleştirdim. Toplamda 8 8 16 sık iğne ile aslında birleştirmiş oldu. Şimdi tekrar bir sıra daha örelim. Sıra daha yani 16 sık iğne örmüş olacağım. Tamam. Sonuncuyu da yapalım. Şimdi İki ör bir kes yapacağım. 1 2 ördüm. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. Tekrar 1 2 ördüm. Bir tane
kesme işlemi yapıyorum. Tekrar 1 2 ördüm. Bir tane kesme işlemi yapıyorum. Tekrar 1 12'ye düşürüyorum. Bir sıra 12 örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi 1 2 örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar 1 2 örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar 1 2 örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Sonuncu kez 1 2 örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi buraya gelene kadar bir sıra düz öreceğim. Şimdi şu iki yanlardan birer tane daha arttırma yapıp bitireceğim. Yani şöyle tutacaksınız. Şöyle iki bacağı. Şuralardan iki yandan birer arttırma yapacağım. Bir bu yandan bir bu yandan. Sonra da bitireceğim. Şöyle yaptığımız zaman buraya bir arttırma yapıyorum. Geliyorum. Diğer tarafa da bir artırma yapacağım. Bunu da şöyle tekrar düzelteyim. Buraya da bir artırma yapıyorum. Şu ortaya kadar örüyorum. Şöyle kapattım. Bir tane de zincir çektim. Sıkaladım. Dikiş payı bırakarak kesiyorum. Bu fıskiyenin içini bir de hafifçe, şu kısımları değil ama bu kısımları değil, şunları değil, kuyruk kısmı, şurayı hafifçe dolduruyoruz. Çok azıcık bir elyaf koyacağım. Hemen hafif bir kabartı versin istiyorum. Fazla doldurmayacağım. Siz bunu da biraz dolduracaksınız. Hafifçe bunu da dolduracağız. Bir sonraki videoda bunları böyle, bunları da böyle yanlara dikeceğiz. Ve balina tarifimizi tamamlayacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.